Merhaba değerli dostlarım. 23 numaralı ünitemize geçtik arkadaşlar. Karışım problemleri çözeceğiz bu videomuzla birlikte. Hemen birinci köşe taşını ayarlıyorum. Ve başlıyorum dostlar. Şöyle odaklanmayı da yaptık. Evet, birinci sorumuz. 20 gram tuz, 25 gram şeker ve 105 gram su birbirine karıştırıldığında oluşan karışımın su oranı yüzde kaçtır diyor. Bakın bu soruyu şöyle çözebiliriz dostlarım. Şimdi bir kabın içine 20 gram tuz koyuyorum. 25 gram şeker koyuyorum. Ve bir de artı 105 gram su koyuyorum dostlarım. Toplam kaç gram oldu bu? 130-150 gram oldu. 150 gramlık karışımdaki su oranını soruyor. Suyun yüzdesini soruyor. Bak bu yüzde demek, yüzdesi ne demek? 100 gramında ne kadar su var diye soruyor bize dostlarım. Şimdi biz neyi biliyoruz? 150 gramda 105 gram su var. Acaba yüzde ne kadar su var diye soracağız dostlarım. Hemen kurduk doğru orantıyı. 100 çarpı 105 bölü 150 çıktı. Sıfırları götürelim birer tane. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 3 çıksın. 105'i de 3'e bölelim dostlarım. 3'e bölelim, 3'e bölelim 35 çıktı. 2 ile de 35'in çarpımı 70 geldi dostlar. Sorumuzun cevabı. Şimdi bak, bu soruyu bir de şöyle çözelim kardeşim ki şimdi ileride kullanacağımız formül de şu olacak. Asıl bir de bu formülü öğrenmenizi istiyorum dostlarım. Şimdi 3 tane ayrı ayrı şey karıştırıyorum. Birinci kabı çiziyorum artı ikinci kap artı üçüncü kabı çiziyorum eşittir bir de karışım oluşuyor. Şimdi birinci kapta 20 gram tuz var. İkinci kapta 25 gram şeker. Üçüncü kapta da 105 gram su. Eşittir toplam şu altlara ne yazdım? Ağırlıkları yazıyorum. Buraya da toplam ağırlık. Yine 150 yazıyoruz değil mi toplam ağırlığı? Kapların içine de yüzdeleri yazacağım arkadaşlar. Neyin yüzdesini yazacağım? Şimdi canın hangisini istiyorsa onun yüzdesini yazabilirsin. Ama bana en son suyu sorduğu için ben bu kapların içine su yüzdesini yazacağım dostlarım. Şimdi birinci kapta sadece tuz var. O halde suyun yüzdesi burada sıfırdır. İkinci kapta sadece şeker var. Yani hiç su yok. O yüzden suyun yüzdesi burada sıfırdır. İkinci kabın tamamı, hepsi birde biri yani yüzde yüzü sudur. O yüzden buraya yüz yazdım kardeşlerim. Bakın içlerine su oranlarını yazdım her bir kabın. En sonunda da bana suyun yüzdesini soruyor. 150 gramın yüzdesi. Peki şimdi ne yapıyorum hocam? Kabın içine yazdığımla altına yazdığımı çarpıyorum. Sıfırla 20'nin çarpımı sıfır. Geç. Sıfırla 25'in çarpımı 0. Geç. 100 çarpı 105 olur burası. 100 çarpı 105 eşittir. 150 çarpı x geldi. Hemen birer sıfır sildim. 15'e böldüm her iki tarafı. X eşittir. Şu işlemin sonucu. Onu da az önce bulmuştuk. 70'i işaretledim dostlar. Hadi gelin bir de ikinci sorumuza bakalım. X litre alkol ile X artı Y litre su karıştırılıyor. Bu karışımın hacimce yüzde kaçı alkoldür diye sormuş. Bakın biz şimdi bunu ilk formülle tek bir kapta halledelim. Şimdi X litre alkol artı X artı Y litre de su. Peki toplam ne kadar oldu bu karışım? X var. X artı Y daha var. 2X artı Y'lik bir karışım var. Ve bu karışımın 2x artı y'nin x litresi alkol. Bize de diyor ki yüzde kaçı alkoldür? 2x artı y gramda x gram alkol varsa yüzde ne kadar alkol vardır diye soruyor. 100 ile x'i çarpıyorum 100x. 2x artı y ile soru işaretini çarpıp birbirini eşitliyorum. Ve 2x artı y'ye bölersek her iki tarafı 2x artı y'ye burada bir tek soru işareti kalır. 100x bölü 2x artı y çıkar dostlar.
Şimdi geldik buna. A ve B kaplarında kakao un karışımı vardır. Şimdi burayı biz şöyle yukarıya doğru bir çizelim arkadaşlarım. Şuraya çizeceğim ben. Bu bizim A kabımız olsun. Şimdi A kabında kakaonun un miktarına oranı 1 bölü 3. Yani K gram kakao varsa 3K gram un varmış dostlarım. O zaman bu kabın ağırlığı 4K. Devam edelim. B kabındaki kakao ile un miktarına yok. B kabındaki kakaonun un miktarına oranı diyor. Şimdi B kabını da gösterelim biz hemen dostlarım. B kabındaki de 3K'ya 4K olarak söylenmiş bize. 3K'sı kakao, 4K'sı da un. Toplamda da 7K var. Böyle bu şekilde bir karışım var arkadaşlarım ve diyor ki A kabından 60 gram alın diyor. Buradan 60 gram, buradan da 70 gram alın diyor galiba. Yok, 140 gram alın diyor buradan da ve ikisini karıştırın diyor dostlarım. Toplamda 240 gram olmaz mı bu? 200 gram oldu pardon. 200 gram olmaz mı 140 ile 60'ın toplamı? Yeni karışımın un oranı yüzde kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi biz 60 gram aldıysak arkadaşlarım 4K 60 ise buradan 1K ne çıkar? 15. Demek ki ben 15 gram kakao aldım. 3 kere 15, 45 gram da un aldım. Yani bunun içinde 45 gramlık un var. 7K'yı 140'a eşitledim. K 20 çıktı. 4K'sı ne yaptı? 80. Buradan da 80 gramlık un almışım dostlarım. Toplam un miktarım benim 125 gramlık un aldım arkadaşlar. Ve diyorum ki 200'de şuraya yapalım. 200 gramda 125 gram un var. Acaba yüzde ne kadar vardır diye soruyorum. Burası ikiye bölünmüşse bunu da ikiye böleceğim dostlarım. Bursa çıkacak sorumuzun cevabı. Son sorumuza bakıyorum. A gram şeker ile B gram un karıştırılarak 200 gramlık homojen bir karışım elde ediliyor. Peki. B eşittir bilmem ne olduğuna göre bu garip karışımın yüzde kaçı şekerdir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şunu soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bir karışım var elimizde. Toplam 200 gramlık bir karışım. A gramı şeker, B gramı un olarak alınmış. Bize neyi soruyordu? Şekeri soruyor, yüzdesini soruyor. Biz 2 yüzdesini biliyoruz. 2 yüzde ne kadar şeker var arkadaşlarım? A gram. Acaba yüzde ne kadar var? A bölü 2. Bize de A bölü 2'yi soruyor. A bölü 2 acaba kaçtır diye bir soru sormuş dostlarım. Şimdi A ile B'nin toplamı kaç gram normalde? 200 gram. Onu da yazalım şurada bir köşeye. A artı B eşittir 200 gram. Peki B yerine biz 2A artı 50 yazabilirmişiz. Yazalım. A artı 2A artı 50 eşittir 200 yaptı. 3A eşittir 150'dir. A eşittir 50 çıkar dostlarım. Ama bana neyi soruyordu? A bölü 2'yi. 50'nin yarısı da 25 yaptı gobeller. Evet, bir numarayı gömdük arkadaşlarım. Hemen 2 numarayı alıyorum arkadaşlar. Bunu da bir gömebilirsek hemen hızlıca hallederim dostlarım. Odaklanmaya bakayım hemen. Gayet güzel. Kakao ve undan A ve B gibi iki homojen karışım yapılmıştır. A'nın ağırlığı 30 gram ve kakao oranı %80. B'nin ağırlığı 120 gram ve un oranı %40. A ve B karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın kakao oranı. Arkadaşlar bunu kap çizerek yapacağım bakın. Şimdi birinci karışımda 30 gramlık bir karışım var. 30 gram ve kakao oranı %80. Tamamdır. İkinci karışımımız 120 gram. Un oranı %40. Peki un 140'sa, %40'sa kakaosu ne olur? %100'ün %40'ı unsa %60'ı da kakaodur. Buraya kakaoyu yazdım. Eşittir en son 150 gramlık bir karışım oluşur. Bana da kakao yüzdesini soruyor. Bak kakao yüzdesini sorduğu için
kapların içine hep kakao yüzdelerini yazdım. Şimdi geri kalan kısmı kolay arkadaşlar. Kabın altındaki tüm sayıları biliyorsam bunların hepsi sadeleşebilir. Hepsi 10'a bölündü, sadeleştirdim. Hepsi 3'e de bölünüyor. 1 kalır, 4 kalır, 5 kaldı. Şimdi kabın içindekiyle altındakini çarpıyorum. 80 ile 1'in çarpımı 80. 4 ile 60'ın çarpımı 240 eşittir 5x geldi. Burası ne yaptı dostum? 320 yaptı eşittir 5x. 320'yi 5'e bölelim. 64 geliyor galiba. X dostlarım. Evet, sorumun cevabı 64 çıktı. Hadi 2'ye bakalım. Şimdi iyice öğrenin burada arkadaşlar. Tuz oranı. Bize şimdi en son neyi soruyor? Tuz oranını soruyor. Arkadaşlarım ben 2 tane kabı karıştıracakmışım. En sonda oluşan tuz oranını bana soruyor dostlarım. Şimdi birinci kabın tuz oranı %x. Ağırlığı 400 litre. Bak, ağırlığı aşağıya, yüzdeyi içine yazıyorum. İkinci kabın tuz oranı 6x, ağırlığı 100 litre. Karıştırdığımda bunlar toplamda 500 litrelik bir karışım oluşurlar ve yeni karışımında tuz oranını soruyor. Soru işareti. Hatta A yazalım buraya. Soru işareti yazmayalım. A'yı soruyor. Şimdi ikisinin de, hepsinin daha doğrusu ikişer sıfırı gitti. Yüze böldüm. Kabın içiyle 6'nı çarpıyorum. 4x. 6x ile 1'in çarpımı 6x eşittir 5a. 10x 5a'ya eşit. A eşittir 2x çıktı. Edirne'yi işaretledim Goberler. Hemen geldik 3 numaraya. Alkol oranları sırasıyla 5, 10, 20 olan alkol su karışımı karıştırılıyor. Bakın şimdi 3 tane karışım var bu sefer dostlarım. Şöyle 3'ünü de gösterelim biz. En son bir karışım oluşacak. Şimdi birincisinin alkol oranı %5, ikincisinin %10, üçüncüsünün %20. Karışımların miktarları da 2, 3, 5 ile orantılı. Yani 2K, 3K, 5K. Peki toplamda 8, 10K yaptı mı arkadaşlar? Yeni karışımın alkol oranı, zaten alkolleri yazmıştım kapların içine. Oraya da x'i sordu dedim arkadaşlar. Peki, kabın altındaki bütün sayılar sadeleşiyor. Hepsi k'ya bölünüyor. K'ya böldüm. Kabın içindeki sayıları da sadeleştirebilirim ama hepsini biliyorsan sadeleştireceksin. X var burada bilmediğim. O yüzden içini sadeleştirmeyeyim şimdilik. Peki, 5 ile 2'nin çarpımı 10. 10 ile 3'ün çarpımı 30. 20 ile 5, 100 eşittir 10x. 100, 30, 10 daha 140 eşittir 10x. 140 eşittir 10x. 10'a bölelim. X eşittir 14 geldi dostlarım. Bursa çıktı sorumuzun cevabı. Şu soruya bakalım. A kabında ağırlıkça %30'u tuz olan 50 gram tuzlu su. Hemen A kabını oluşturalım mı şurada dostlarım? A kabımız var. Kaç gramdı? 50 gram. %30'u tuz. B kabının ağırlıkça %20'si tuz ve 120 gram. C kabının ağırlıkça %30'u, yok %10'u tuz ve 30 gram. Bu 3 kaptaki karışımlar karıştırıldı. Aha da karıştırıldım. Yeni karışımın su oranını soruyor. Buna dikkat. Şimdi biz bir kere kapların içine ne yazdık? Tuz. O zaman en son bulacağım şuradaki x de unutmayın tuz olur arkadaşlar. Biz bir tuzu bulalım da suyu bulması sonrası kolay. Şimdi kapların altındaki sayılar 50, 170, 200. Hepsinin birer tane sıfırını sildim dostlarım. Birer sıfır gitti. Hadi çarpma işlemine geldik. 5 ile 30'un çarpımı 150. Artı 12 ile 20'nin çarpımı 24. Değil, 12 ile 20'nin çarpımı 240 artı 30 eşittir 20x çıktı buradan. Hadi bir de düzenleyelim. 240, 340, 390, 420 geldi arkadaşlar. 420 eşittir 20x çıktı. Birer sıfır silelim. 21 eşittir x geldi. Yalnız bu x'i unutmayın. Bu tuzdur dostlarım x.
bize suyu soruyor. Bak bir kabın %21'i tuzmuş. Kalan kısmı yani %21'i tuzsa, yüzden çıkartırsam 21'i, 79'u da sudur arkadaşlarım. Su oranını soruyor. Biz başlangıçta kapların içine tuzu yazdığımız için bozmadık. Hepsi tuz diye devam etsin dedim. Tuzu buldum ama suyu sorduğu için yüzden çıkartıp 21'i, suyu da bulmuş olduk böylelikle. Evet, 4 numaradan sonra şimdi 5 numaraya 3 numaralı köşe taşına geldik dostlarım. Şey güzel gözüküyor. Nedir? Odaklanma güzel. Devam ediyorum. Alkol oranı %30 olan 10 litre alkol su karışımı ile alkol oranı, hadi bir yapalım bu kapları. Alkol oranı %30 10 litre. Alkol oranı %x 15 litre karıştırıldığında oluşan yeni karışımın alkol oranı 24. Alkol oranı pardon %24. Ağırlığı ne olur arkadaşlarım? 10 ile 15'in toplamı 25 olur. Buna göre diyor x kaçtır? Şimdi önce tabanlar var burada. Hepsini 5'e bölelim. 2, 3, 5 kalsın. Şimdi çarpmayı yapıyorum. 60 artı 3x eşittir 5 çarpı 24. 120 dedim. O halde 3x eşittir 60 kaldı. X eşittir 20 çıktı dostlarım. Geldim hemen ikinci sorumuza. Ağırlıkça %15'i şeker olan un şeker. Şimdi %15'i şekermiş. Un şeker karışımı ile ağırlıkça %30'u un şeker olan başka bir un şeker karıştırımı karıştırılınca ağırlıkça %20'si şeker olan 30 kilogramlık bir karışım elde ediliyor. Buna göre %30'u şeker olan karışım kaç kilogramdır? X'i soruyor bize. Burası da o zaman doğal olarak 30 eksi x olmayacak mı arkadaşlarım? Toplamları 30 olacak ya. O yüzden mecbur burası 30 eksi x. Bakın bu sefer kabın içindeki sayıların hepsini görüyor gözüm. O zaman hepsini sadeleştireyim. 5'e böleyim 3. 5'e böleyim 6. 5'e bölelim 4. Hadi şimdi çarpmaya geçelim. 3 ile 30 eksi x'i çarpacağız. 90 eksi 3x. Artı 6x eşittir 4 çarpı 30'dan 120. 90'a attım buraya 30 kaldı. Şurası da arkadaşlarım 3x yaptı. X eşittir 10 çıktı dostlar. Evet şuna bakalım. Kakao oranları sırasıyla 24 ve 36 olan iki farklı kakao un karışımı karıştırılarak 800 gramlık karışım elde ediliyor. Elde edilen yeni karışımın 228 gramı kakao ise %36'lık karışımdan kaç gram kullanılmıştır diye bir soru sormuş. Hadi başlayalım. Şimdi birinci karışımımızda %24'ü kakao olan artı ikinci karışımda da %36'sı kakao olan iki karışım karıştırılıyor ve toplam 800 gramlık kakao un karışımı elde ediliyor. 36'lıktan kaç litre kullanılmıştır diye soruyor. Kaç gram? Burası da o zaman 800 eksi x olacak diyelim. Çünkü toplamları 800 olacak. Şuraya da bir yüzde yazmam lazım ama burada şöyle demiş. Yeni karışımın 228 gramı kakao. Bakın demek ki 800'de 228'i yüzde yazacağım ya ben buraya. 228'i kakaoysa bana yüzde lazım. Yüzde ne kadarı kakaodur diye soralım. 8'e bölmüş. Biz de 8'e bölelim. 228'i 8'e bölelim hemen. 2 kere 8 16 çıkarttım 6. 68'de 8 7 kere 8 56 64 olur 8 kere olsa. Bir yerde bir hata mı yaptık? Yeni karışımın 228 gramı kakaodur diyor. Kakao oranlarını vermiş. 800 gramlık kakaon karışımı elde ediliyor. 800'e 228'i 8'e böleceğiz. 2 kere 8 16 4 6 68'de 4 kere var 24 4 kere 8 neyse devam edelim bakalım. 4 kere 8 68'de 8 8 kere var arkadaşlarım. 8 kere 8 64 çıkarttım 4 virgül koydum. 40 bir sıfır yaptım. 40'ta 8, 5. 28,5 geliyormuş bunun da yüzdesi.
Böyleymiş arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Şimdi de diyor ki bize %36'lık karışımdan kaç gram kullanılmıştır? X'i soruyor dostlarım. Hadi bir çözümleme yapalım burada hemen. Şurayı çarpacağız tabii şimdi. 24 ile 8'i çarpalım ilk önce. Bu da biraz uzatacak işimizi ama ne yapalım? Böyle başladık bir kere. Gidelim arkadaşlar, bu şekilde devam edelim. Yani sonucu ulaştıralım en azından sorumuzu. 24 ile 8'i çarpalım ilk önce. Şöyle kenarda ben bir çarpayım 24 ile 8'i. 32 elde var 3. 8 kere 2 16. 19 192. Çift 0. Eksi 24x. Artı 36x eşittir. 285 yapar 10 ile çarparsak. 285 ile 8'i çarpalım. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 8 64, 68 elde var 6, 8 kere 2 16, 280, 22.800 yapıyormuş burası da. Peki, şu 36'dan 24'ü çıkartalım biz hemen, 12x yapar burası. 228.000'den de 192.000'i çıkartayım arkadaşlarım ben, daha doğrusu 19.200'ü çıkartalım. 0, 0, 6. 12'den 9 çıktı 3. 3600'de burası kalıyor. Eşittir 3600. 12'ye bölelim. 12'ye bölelim. 300 kaldı x arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı Edirne geldi. Evet, hemen 4 numaraya bakıyorum. %x'i yağ olan, şimdi yağları yazıyoruz kabın içine. %x'i yağ olan m kilogram ile %3x'i yağ olan 3m bölü 5 kilogramlık un yağ karışımı karıştırılıyor. Yeni karışımın un oranı %72 diyor dostlarım. Şimdi yeni karışımın önce ağırlığı toplamları 5m, 8m bölü 5. Şimdi dikkat, burada un oranını vermiş %72. Ama biz kapların içine hep ne yazdık? Yağ oranlarını yazdık. Un 72 ise yağın da 28 olması lazım ki toplamları 100 olsun dostlarım. O zaman buraya yağ yüzdesi 28 yazdım. Hadi şimdi şu kabın altındaki m'lerin hepsi sadeleşiyor. Bunları bir m'e bölelim dostlarım. Burada 1 kaldı. Çarpma işlemini yapıyorum. X çarpı 1'den x artı 9x bölü 5 eşittir 8 çarpı 28 bölü 5 geldi burası da. Şurayı bir düzenleyelim. 5, 9 ile toplandığında 14x bölü 5 eşittir. 8 çarpı 28 bölü 5 geldi. 5'ler gitti. 14'ü 28 ile sadeleştirelim. 2 kalsın. X eşittir 8 çarpı 2'den 16 çıktı dostlarım. Evet, 3 numarayı da hallettik arkadaşlar. Hemen 4 numarayı alalım önümüze. Odaklanma muhabbetine de bir bakalım, bozulma olmasın. Biz garantiye alalım, bir kere daha tıklayalım şöyle. Evet, ağırlıkça %50'si şeker olan şeker su karışımından A litre. Şimdi bundan A litre alalım bakalım. %50'si şekermiş bunun. %45'i şeker olan şeker su karışımından B litre alındı. Ve %48'i şeker olan yeni bir karışım elde edildi. Ağırlık da burada A artı B oldu arkadaşlar. Buna göre diyor A bölü B oranı. Hadi burayı çözelim. 50A buradan geliyor. 50A artı 45B eşittir 48A artı 48B. Şimdi 48A'yı bu tarafa alırsak 2A kalır. 45B'yi bu tarafa alırsak 48'den geriye 3B kalır. B'yi buraya bölü olarak atalım. A bölü B olsun. 2'yi de buraya bölü olarak atalım. 3 bölü 2 olsun dostlarım. Cevap Adana geldi. 2'ye bakıyorum şimdi. Alkol oranı %48 olan x litre. Su oranı %72 olan, su oranı 72 ise alkol oranı 28'dir dostlarım, değil mi? Bunu artık öğrendik. Su, biz kabıkların içine alkolü yazdığım için birinci kaba, buna da alkol yazmak zorundayım. Bu da Y litre.
karıştırılıyor ve en son alkol oranı 40 olan X artı Y yazmayı bunları da unutmayın artık. Toplamını yazıyorum buraya. Elde ediliyor. X ile Y arasındaki bağıntı. Hadi çözelim dostlarım. Üst tarafın hepsi 2'ye bölünüyor. Bak 24, 14, 20. Hatta bir daha 2'ye bölünüyor. 12, 7, 10. Çarpalım şimdi. 12x artı 7y eşittir 10x artı 10y. Şimdi 10x'i buraya alırsak 2x, 7y'yi buraya alırsak 3y. 2x eşittir 3y. Cevap Ceyhan patladı geldi. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Şeker oranı %36 olan x litre meyve suyu. Hadi birinci kabı çizelim. 36 x litre. Yalnız dikkat et, şekeri yazdık birincisinde. Bundan sonraki bütün kaplar şeker olacak demektir. Şeker oranı, yine şeker oranı dediği için 42'yi yazıyorum, y litre. Karıştırıldı. Şeker oranı %40 olan yeni bir meyve suyu elde edildi. O da x artı y litre. X'in y'nin yüzde kaçıdır falan filan. Şimdi gerisini çözeriz. Önce şunları bir sadeleştirelim. 2'ye bölelim 18. 2'ye bölelim 21. 2'ye bölelim 20. Çarpalım şimdi. 18x artı 21y eşittir 20x artı 20y. 18x buraya gelirse bu tarafta 2x oldu. 20y buraya gelirse y çıktı arkadaşlar. Bakın x 2'yi buraya bölü olarak atalım. Y bölü 2. X, Y'nin yarısı. X, Y'nin 2'de 1'i. Demek ki %50'si. Yarısı demek, %50'si demekti, değil mi dostlar? Geldik buna. Tuz oranı %20 olan X litre tuzlu su ile tuz oranı %40 olan Y litre tuzlu su karıştırıldığında, hadi bunu bir yapalım. %20'ymiş X. %40'mış Y. Karıştırdık bunları. %32 olan X artı Y çıktı. Tuz oranı %20 olan Y litre tuzlu su ile tuz oranı %40 olan X litre tuzlu su karıştırılırsa karıştırımın tuz oranı yüzde kaç olur diye bir soru sormuş. Şimdi önce şurayı bir çözümleyelim. Sonra devamını şuradan aşağısını okuruz bir daha. Şimdi burada bir ne yapıyorum? 20X eşittir 40Y 40 20x artı 40y eşittir 32x artı 32y. 20x'i buraya alalım arkadaşlarım. 12x kalsın. 32y'yi buraya alalım. 8y kalsın. 4'e bölelim. 2y eşittir 3x çıktı. Şimdi bu dursun elimizde. Şimdi diyor ki bize sorunun devamında tuz oranı %20 olan y litre ile tuz oranı %40 olan X litre karıştırılırsa diyor. Yeni karışım X artı Y olur. Yüzdesi acaba ne olur diye soruyor bize. A'yı soruyor. Şimdi şu birinci bulduğumuzdan Y dediğimiz şey 3K, X dediğimizde 2K diyebiliyorduk arkadaşlar. Bunun yanındakini buna, X'in yanındakini de Y'ye yazdım. O zaman ben artık Y yerine 3K yazayım şurada. X yerine 2K yazalım. Burası da toplam 5K gelsin. Hadi K'ları da silelim. Sadeleştirelim. Şimdi çarpma işlemine geldik. 3 ile 20'nin çarpımı 60. 2 ile 40'ın çarpımı 80. Eşittir 5A. 140 eşittir 5A geldi. 5'e bölersek de dostlarım 140'ı 28 çıktı gobeller. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. 5 numaralı köşe taşıyla bir dahaki videomuzda devam edeceğiz inşallah. Kolay gelsin.